Günaydın, tünaydın. Saat 2 ancak toparlandım. Yatakları topladım. Bir tek Ahmet'in yatağı kaldı. Şimdi onu da toparlayacağım. Robot süpürge aldık diye temizlikten mahrum kalmayacağız elbette. Çünkü robot süpürge biliyorsunuz sadece günlük temizlikte işe yarıyor. Şimdi ayrıntıya girmek istiyor sanki canım. Bir yandan da diyorum ki kaşınma Serpil, otur oturduğun yerde. Ama büyük süpürgeyi çıkardım, hole koydum. Holde bekliyor süpürge. Galiba çalıştıracağım. Ahmet'in de ayıcık bomba var televizyonda. Onu çok seviyor. Onu oturdu, izliyor. Babamız öğle yemeğine geldi. Yemeğine. Farkında mısınız? Konuşmaya bile mecalim yok ama temizlik yapacağım diyorum. Neyse onu gönderdim. Ondan sonra yatakları topladım. Üstüm falan giyindim. Kameramı açtım. Hadi bakalım bugün ne yapacağız? Bugün bu arada akşam yemeğini de kocama sattım. Dedi ki sen dedi uğraşma dedi. Canım karım dedi. Senin ellerine dedi kıyamam dedi. Sen dedi bir temizlik yapacaksın. Bir de dedi aynı zamanda yemin mi yapacaksın dedi. Şaka, öyle bir şey demedi. Dedi ki bu akşam dedi benim canım çok bilmem ne istedi. Şimdi dedi, dışarıdan söylüyorum dedi. Onu gelince pişireceğim dedi. O yapacakmış akşam yemeğini. Dedim ki madem yemeği sattın bari sen de bir şey yap. En azından bir faydan olsun bu eve Serpil. O yüzden dedim ki ben de hadi bir böyle sert sert süpürge açayım. Bir halıları vura vura süpüreyim. Süpürge yapmayı da özlüyor insan. Ahmet Han'ı göstereyim. Aslında gerçekten ev temiz. Ama ben kaşınıyorum. Ahmet Han tablete geçiş yapmış. Ahmet Han'ın kombinini görüyor musunuz? Altta sarı ayakkabılar, üstte sarı hardal bir şey, arada kırmızı çizgili bir şey. Çocuğumun kafası karışmış biraz. Gerçekten ev temiz. Ama neden yapacağım ben de bilmiyorum. Şu an canım gerçekten vura vura halı süpürmek istedi ya. Evet, bütün ev silindi, süpürüldü, temizlendi, paklandı. Mutfak da aynı şekilde. Şimdi kurumasını bekliyorum, hallarını sereceğim. Bu hol kaldı. Holü de şimdi süpüreceğim, sileceğim bir güzel. Ondan sonra da işim bitiyor. Bitiyor. Ondan sonra belki bir kahve yaparız, bilemedim. Kızlar, kahveyi eşim gelince yapmaya karar verdim. Çünkü biz akşamları da kahve içtiğimiz için. Zaten saat 4 oldu. Ocağa şeyi koydum. Ne derler ona? Patates koydum. Patates püresi istedi eşim. Bu arada yine bir kargomuz geldi. Kargocularla ahbap olduk artık. Bunda eşimin çok ama çok istediği bir şey var. Şimdi açacağım. O gelene kadar onu da askıya koyayım. Geldiğinde yatak odasında görsün bakalım ne yapacak. Hemen dener herhalde bir heyecanla. Şimdi buraya koymuştum. Geleli bir herhalde bir 2 saat oldu. Açayım bakalım beraber. Şimdi bu kargoda eşim kendine ceket aldı. Aslında hesapta onun ceket alması vardı yani. Çok istediği bir ceket vardı. İndirime girince hemen onu aldık. Geldiğinde dedim ya çok sevinecek diye. Böyle kahverengi bir ceket. Sonra bir de yanına pijama aldı. Sonra dedi ki hayatım sen de bir şey istiyorsan bak hani. Bakmaz olaydı.
sadece ona ceket alacağız derken ben de kendime illaki bir şeyler beğendim. Onları da aldım. Vay. Gelsin de giysin kocişim. İnşallah tam istediği gibi olur kalıbı üzerinde de. Çünkü çok beğenerek aldı bunu. Sanki bana tam olacakmış gibi geldi ama ona da tam olur inşallah. Şöyle göstereyim size de. Böyle. Şimdi bunu ben bir güzel asayım askıya da birazcık tabii katlanmaktan bir hoş olmuş ceket. Askıya asayım ondan sonra. Benim de burada hırka falan filan aldım yani. Çok şey almadım canım. Burada eşim kendine bir de pijama takımı almıştı alt üst. Benim eşim evde rahat giyinmeyi çok seviyor. Benim yani o evde kot pantolonla dolaşan yani o kadar sevmez. Genelde rahat takılmayı sever. O yüzden çeşit çeşit Trendyol'un pijama takımlarını biz geçen ay denemiştik herhalde. Kalitesi inanılmaz güzel. Ben daha önce başka internet sayfalarından da aldım. Ama böyle yıkadıktan sonra hemen çekmeler, ondan sonra ne bileyim diz yapmalar falan filan oldu pijamalarda. Biz de geçen ay denedik. Hani bir kere almamız lazım, bir deneyelim dedik. Çok hoşumuza gitti. Çok güzel böyle penyesi, böyle nasıl diyeyim, diz yapmıyor. Ve böyle yumuşacık, çok rahattı. O yüzden eşim de ev giysilerini çok seviyor. Malum bu pandemi sürecinde de bayağı bir evdeyiz. Ve o da kendine bir takım daha aldı. O kendi açsın gelince. O yüzden açmayacağım. Ben de kendime bol bol hırka aldım. Ben hırkayı çok seviyorum. İçime ben tişört giyiyorum genelde. Tişörtlerin üzerine hırkalar çok rahat oluyor. O yüzden hırka aldım. İşte doğum günümde giyerim diye böyle uzun bir tunik aldım. Çok şık. Bu ne? Bu da şey, yine Trendyol'da bir arkadaşımda gördüğüm alt üst triko bir takımdı bu da. Açacağım birazdan. Ondan sonra ve bu da yine bir hırka. Ha, benim hırka çeşitlerim çok yok. Yani kısa var. Hep böyle işte bel üstünde kısa hırkalarım var. Onları verdim. Diğerlerine hemen daha uzunlarını, daha salaşlarını aldım. Benimkiler bu kadardı. Gerçekten çok da bir şey almadım ya. Ben 3-4 parça bir şey almışım. Eşim de bir mont aldı, bir pijama aldı. O kadar. Burada da faturası var. Bunu da eşime hatıra olarak hatta uçak falan yapayım, vereyim. Eşimin ceketini böyle gelir gelmez görsün diye karşıya astım. Artık ben de şimdi mutfağa doğru geçiyorum. Kendimkileri de şuraya koydum. Orada hırkam falan var. Kalpli hırka almıştım. Onları falan giydiğimde göstereyim diyorum size. Diğerlerini de zaten makineye attım. Artık yıkanıyorlar onlar da. Onlar da kuruyunca hemen giyerim diye düşünüyorum. Şimdi ben de burada patates püresi yapacağım. Eşim akşam et yemeği yapacağını söyledi. Onun yanına da patates püresi yapar mısın dedi. Hadi onu da ben yapıvereyim dedim. Şimdi patatesler bayağıdır burada kaynıyorlar. Suyu da eksilmiş hatta. Normalde kabuklarını soyup ikiye böldüğümüzde daha çabuk olduğunun farkındayım. Ama ben bilerek ağır ateşte yavaş yavaş, çünkü işim de vardı, acelem yok diye bu şekilde kaynattım. Şimdi bunları bir güzel soyup ezelim bakalım. Bu ne? Oo, aradığım şey buydu yani. Böyle parka böyle olmalı. Parka tarzı şeyler. Emanet durmadı be. Çok yakıştı. Cüme detayları da çok şık. Fermuarlı değil mi? Evet. Fermuarlı. Fermuarı çok içte olduğu için kapatınca aynen, tam sardı. Fermuarı çok içten güzel yapmışlar. Bulunabilir. Sadece şurası birazcık bol mu görünüyor diye rahatsız etti. Şuradan. Şöyle. Bilmiyorum ki. Yorumlara yazsın arkadaşlar ya. Nasıl bol mu değil mi yani? Bence çok yakıştı. Şuradan çok, şu göğüs kısmından açamıyorum bak göğüslerimi. Gerçekten şey oluyor. Cuk oturdu orası. Aynen. Ya maskeyi çıkarınca yakıştı. Yani maskeyi yakışmıyormuş normalde. Evet, gayet güzel. Evet. Bak çok güzel oldu kocacığım. Güle güle giy. Diğerlerini makineye attım. Sen hele bir de pijamayı gör. Güzel mi? Of. Her zaman gibi. Bunun yalnız kolları biraz ütülenmesi lazım. Aynen. Ben onu şimdi bir ayar evet, çekerim. O zaman tamam, görürsün. Var daha şu kıvırcıkları geçse çok daha güzel olur. Evet. Önü açık bile çok önü şık oldu ya. Evet. Önü açık ve maskesiz. Önü açık ve maskesiz. Evet. Çok güzel oldu kocacığım. Gerçekten beğendim. Kıskandım da biraz. Şimdi içeriye geldim. Ben bu çocuğu burada
televizyon izliyor zannediyordum. Oyun oynuyor zannediyordum. Ama benim prens oğlum uyumuş kalmış burada. Baba gelecek dedim. Ben dedi babama kule yapacağım dedi. Açamamış bile oyuncağını, dayanamamış ya. Şuna bak. Sarı pabuçlu, mavi çoraplı, kırmızı donlu bir çocuk. Ahmetan. Ahmetan sen niye uyurdun? Baban geldi. Anne. Prensim gece ne uyuyacaksın anne? Bu hiç olmadı Ahmetan. Evet, şu anda bir gözlük insanı ne kadar değiştirir onu görüyorsunuz. Ben bu gözlüğü kullanmıyordum ama şu an birden böyle gözlerim ağrıdığını fark ettim. Hemen gözlüğümü taktım. Evde lens takmıyorum, çok fazla gözlük takıyorum ama çok çirkin oldu biraz sanki. Her neyse, biraz uzak durayım kameradan. Şimdi eşim bize bir sürü ama bir sürü bir şey almış. Bu arada bunu ilk kez yiyeceğim ben hayatım. Küme dana kaburga diye bir şey almış. Sen de mi ilk kez yiyeceksin? Evet, ben de ilk kez yiyeceğim. Sizin eşleriniz evde MasterChef seyrediyorsa anlayacaksınızdır şu anki durumu. Benden sadece patates püresi yapmamı istedi. Ben patates püresini yaparken o da izleyip hafızaya attığı şeyi burada yapacak. Ama kaç saat sürer? Bir saat sürer ya, 1,5 saat sürer. Ya, çok acıktım bir de. Diğer mikrofonu da getirir misin sesimi? Hem o da şey hemen. Diğer mikrofonu getir. Ben hem anlatmaya başlayayım. Evet arkadaşlar, bugün yemekler bende. Ne yapacağız? Şu MasterChef belasının bize sardığı yemeklerden bir şey yapacağız. Belki dünkü bölümünü izlemişsinizdir. Dün Mehmet Şef'in yemeği vardı. Neydi? Beef Wellington. Beef Wellington diye güzel bir yemek. Biraz eziyetli ama bir deneyelim dedik. Yaklaşık bir buçuk saat sürer. Muhtemelen beğeniriz de. Bilmeyenler için ben yemeği kısaca anlatayım nasıl olacağını. Önce altta bir milföy var, milföy hamuru var. Milföy hamurunu hafif açıyoruz böyle. Açtıktan sonra üstüne bu dana kaburgayı koyuyor. Dana füme, pardon, özür dilerim. Mehmet Şef pastırma kullanmıştı. Ya da salam olur, hindi salam, dana salam, tavuk salam olabilir. Bu amacı bunu bir katman vermek aslında. Bunu milföyün üzerine güzelce döşüyoruz. Döşedikten sonra şu görmüş olduğunuz mantarları küçük küçük doğruyoruz. Yani bayağı kavrulacak şekilde küçük küçük doğruyoruz bunları. Daha sonra bunları biraz cevizleri de dövüyoruz, cevizle karıştırıyoruz. Ve bunları sotelemiş olduğumuz, yani önce bunu mühürlemiş olduğumuz, özür dilerim, mühürlemiş olduğumuz etin suyunda ve hafif de tereyağıyla beraber bunu bir güzelce kavuracağız. O kavurduğumuz malzemeyi, mantarlı cevizli malzemeyi bu fümenin üzerine böyle çamur gibi sereceğiz. O bize bir katman olacak tekrar. Daha sonra da etimizi, ben şimdi etimiz birazcık tabii ki orada MasterChef'te verildiği gibi, yani gayet presentable bir şekilde değil. Yani adamlar öyle bir et getirmişler ki 400 yuvarlak bir et, boru gibi bir et. Biz kasaptan ben gittim. Yani baktım kocaman, uç tarafından biraz kestirdim ama uç tarafı da birazcık inceden uzuna doğru gidiyor. Ben şimdi bunun kenarlarını biraz alacağım. Serpil bunu et sota falan yapar, kalan kısımdaki etleri. Bunu düzenleyeceğim. Bunu mühürleyeceğiz. Döküm tavada özellikle. Normal teflon tavada da olur ama tabii dökümdeki gibi mühür olmaz. Mühürleyeceğiz bunu. Mühürledikten sonra o sermiş olduğumuz mantarlı cevizli karışımın üzerine bu mühürlenmiş etimizi koyacağız. Sonra rulo şeklinde çevireceğiz, saracağız. Böyle ekmeğe benzer, küçük ekmeğe benzer bir şekil alacak. Ekmek gibi. Daha sonra üzerlerinde ufak tefek şekiller yapılabilir. Şekillerini yapacağız. Daha sonra fırına. Fırında ne kadar pişecek? 180 derecede yaklaşık, yani az pişmişlik ya da çok pişmişlik oranına göre. Siz nasıl et seviyorsunuz? Kimileri içi kırmızı et sevmiyor. Ben orta seviyorum. Ortada birazcık içi kırmızı oluyor, pembemsi oluyor. Ama az pişmiş çok çiğ oluyor. Yani onu ben yiyemem. Serpil de zaten yiyemez. Çok pişmişte de bu sefer yani etin bu içindeki suyu tamamen içine akıyor ve lezzetli olmuyor ve biraz daha sert oluyor bence. Onun için biz orta pişmiş şeklinde ayarlayacağız. Orta pişmişin de ayarı nedir? 180 derecede fırında yaklaşık 25 dakika, 30 dakika civarı pişse orta pişmiş oluyor.
Çok pişmiş sevenler de biraz daha arttırabilirler süreyi. 40 dakika falan pişirebilirler. Ama bu sefer de hamurun yanma olasılığı var üzerindeki. Milföy'ün yanma olasılığı var. Başlayalım. Ben aşama aşama size göstereceğim. Artık bakalım nasıl bir şey çıkacak. Haydi başlıyoruz. Tamam. Şu et bize birazcık fazla olmuş oldu. Şu gayet bizim işimizi görecek bir et. Evet. Olması gereken et bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde bir et. Aslında bunun aynı büyüklükte olması lazım ama ucu biraz ince bunun. Ben onu orasını biraz keseceğim. Duruma göre güzel bir şekil vereceğim. Buradaki arkadaşlar sinirlerini falan komple ayıklıyoruz. Yerken ağızda gerçekten böyle hamur gibi bir et olması için. Onun için demiştim biraz eziyetli diye. Şurası. Yeterli bana olur. Şöyle hızlıca gel yaptırım. Tam yeter, buna yeter. Şunlara da dök. Dur. Şunlara da hızlıca şöyle gel. Tamam. Peki tamam lan yeter. Şuraları dök. Bol tuzlu olsun diye adam. Tamam. Şimdi şuraları da. Tamam bekle. Etlerimizi güzelce sıvı yağla yağladık. Hafif birazcık bir 10-15 dakika marine olacak. Tuz ve karabiber. Karabiber koyuyoruz şu anda. Selfie şimdi mantarları doğruyor. Ben de ceviz kıracağım birazcık. Cevizleri kırdıktan sonra doğrayacağız mantarları. Cevizlerle beraber cevizleri dövünce karıştıracağız. Bunu bir hazırlamamız lazım. Şimdi. Et de o arada dinleniyor. Milföyümüzü bulduktan çıkardık. Milföyümüz normal dolabın üst gözünde. Çok erimesini istemedim. Orada dursun. Beraber mantarları doğradık. Küçük küçük şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Küçük küçük doğradık. Bunlar birazdan kavrulacak. Onun için cevizleri de ben dövdüm. Gayet güzel bir şekilde küçük küçük ufaladım. Şimdi bunları karıştıracağım. Cevizle mantarı karıştırıyorum arkadaşlar. Güzelce şöyle karıştırayım. Evet, döküm tavamı getirdim. Bizim şöyle bir döküm tavamız var. Gayet güzel. Her işe uygun. Bunu ocağımın olduğu yere koyuyorum ve altımı açıyorum. Döküm tavamız ısınmaya başladı. Bunu yeterli ısıya geldiği zaman etimi atacağım. Bunu da nasıl test ediyoruz arkadaşlar? Saniye kuralıyla elimizi koyuyoruz. 1, 2, 3, 4. Yani 4 saniye tutabiliyorsak ısınmamış oluyor da. 4. saniyede elimizi biraz yakması lazım. 1, 2, 3, 4. Tamam, gayet güzel. 4'te bayağı elim artık yaktı. Evet, şimdi etimizi arkadaşlar nasıl atıyoruz? Bildiğimiz bodozlama. Puan. Çok az mevzimden orada. Birer dakika beklese yeterli. Tabii aslında bunun şu an yapışmış olması aslında tam mühürlenmediğini gösterir. Ama ben çok pişmesini istemediğim için bunu tekrar alacağım. Normal döküm tavada bonfileyi direkt yemek istiyorsanız abi yapışmayana kadar pişirmeniz lazım arkadaşlar. Ama biz sadece burada bir mühürleme işlemi yapacağız. Onun için de bu kadar mühürleme şimdilik yeterli. Evet. Etimizi aldık. Bu etimiz burada dinleniyor. Biz de bu arada ne yapıyoruz? Tabii ki milföye geçiyoruz. Evet, şimdi sıra geldi hamurumuzu açmaya. Önce şöyle zeminimizi az bir şey unlayalım. Hamur işinde hani çok iyi değilimdir ama bir şekilde bunu açmaya çalışacağım. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi şu ne oluyor? 2 tane, 4 tane aslında. 4 tane milföy hamuru. Bundan güzel bir şeyler çıkarmaya çalışacağız. Şöyle bunları üst üste hafif çok az bindiriyoruz. Evet, tavamıza tereyağımızı koyduk. Şimdi bu mantar ve ceviz karışımımızı birazcık burada soteleyeceğiz. Daha sonra artık hamurumu da açtım. Gördünüz. Çok iyi olmadığımı söyledim hamur açma işinde ama bir şekilde ayarlayacağım. Hatta altına streç film sermem gerekiyordu. Unuttum. Sarma işlemini nasıl yapacağım merak ediyorum. Bakalım artık. Evet, tuzunu atıyorum. Karabiber.
karıştırıyorum. Evet, mantarlarımızı soteledik. Bunlar biraz dinlenecek. Daha sonra da sarım işlemine geçeceğiz. Haydi bakalım. Şimdi sarım işlemine geçiyoruz. Sarım işleminde önce fümelerimizi yerleştirelim. Fümeleri güzelce yerleştirdim. Şimdi mantar karışımı getiriyorum. Onu koyacağım. Mantar karışımını koyuyorum. İnce bir katman halinde koyacağız. Yani çok kalın olmaması lazım. Artarsa fazlasını koymayalım. Şu şekilde yerleştirirsem sanki aynen uygun olacak. Şöyle yerleştireyim. Bunları normalde birazcık şekli düzgün çıksın diye artık yama. Buradaki en önemli olay bunu güzelce sarması. Bakalım bunu becerebileceğim mi? Yani. Evet, bu alt kısma gelir. Güzel olur bu şekilde. Şu şekilde şöyle sıkı bir şekilde sarmamız lazım bunu. Şimdi yumurtayla beraber bu yapışır ya. Doğru, yumurta süreceğim ya. Tamam. Şuradan şöyle keseyim. Oo, çok kestim. Tüh. Neyse. Biraz fazla kestim. Argın. MasterChef'te yarışmacılar yama yapıyorlardı. Niye yaparlar diyordum. Gerçekten yama yapılacak kadar kestim yani. Bizim yamukluğu birazcık tabii bizim şeyimizi etkiledi. Yani yalan değil. Biraz yamuk olması şey etkiledi. Güzel kısım şu kısımdan çıkacak zaten. Gerçekten. Yani MasterChef'te niye yapıyorlar? Bunu neden böyle yapıyorlar? Bunu şöyle koysalar ya, insan bir oradan spotla almaz mı? Spotla öyle koymaz mı? Dediğim, demediğim her şeyi ben de yaptım. Yani demek ki yapılıyormuş arkadaşlar. Onun için çok fazla kimsenin arkasına konuşmak lazım. Evet, yumurta. Yumurtanın arkadaşlar sarısının yanmaması için içine birazcık su koyabilirmişiz. Mehmet Şef'ten öğrendim. Yani birazcık çok az su koydum. Ve şimdi de yumurtasını süreceğim. Daha sonra da fırına gidecek artık bu arkadaş. Artık gitsin yani. 1,5 saat hazırlama süresi. Bu nedir arkadaş ya? Gerçekten ben yarışmacıları tebrik ediyorum. Yani inşallah şuralar çıkmaz da. Biraz şey oldu. Oraları. Evet, şimdi fırına gidiyor. Tamamdır. Fırına gitti. Neydi? 180 dakikada. 25 ila 30 dakika pişecek. Dakikanı tuttum. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Evet. Beef Wellington'ımız pişti. Yani bence benim için, acemi biri için gayet güzel oldu. Şöyle bakıyorum. Ama tabii şu et suyunu salmaması gerekiyordu. Birazcık burada suyunu saldı. Tabii o da bizim biraz acelemizden kaynaklı. Sarmamız birazcık düzgün olmadı. Ama benim tahminimden güzel pişti. Hiç açılmadı. Gayet güzel oldu. Yani şeyi de gayet güzel. Şöyle hiç dağılmadı bir bütün şeklinde. Şimdi önce şu kısımdan keseceğim. Bu kısım çünkü bütün güzel. Buradan güzel bir şekil çıkarmaya çalışacağım. Bakalım nasıl oldu. Bir keselim bakalım bir. Güzel bir şekilde kesebilirdik ama tabii biz kesemedik. Oo, aslında fena olmamış ama tabii biz etimiz parçalı olduğu için, mesela örnek vereyim şu kısım. Tabii onlar şu kısım parçalı olduğu için aynen onların eti buna göreydi. Ama bence gayet güzel olmuş. Şöyle çekebilirsin hayatım. Yani MasterChef'te hani emirin yaptığından hallice. Yani gayet güzel olmuş bence. Katman güzel. Yani şu kısım şey olmasa, parça et olmasa gayet güzel bir görüntü olmuş aslında. Ve bu ben biraz fazla pişirdim. Serpil az pişirmeyi sevmediği için. Bu orta iyiye yakın olmuş. Yani orta iyi bir et olmuş. Gayet güzel. Ortalığın pembeliği güzel. Şimdi işte bunu kesmek marifet. Şu etten dolayı kesilmiyor. Ama ben şöyle güzel bir dilim çıkarmaya çalışacağım.
Hayatım, MasterChef'te insanlar bunu süreye karşı yapabiliyor. Evet, vallahi gerçekten. Helal olsun yani şu anda gerçekten. Aynen. Yani şimdi fena olmadı. Güzel oldu bence. Şimdi hayatım bunun püresini bir ayarlayayım. Tamam. Püre kimin elinden Fatih Bey? Püre de Serpil Hanım'ın elinden. Gayet oh, çok güzel. Pamuk gibi püre. Süt var mıydı hayatım bunda? Olmaz mı? Oh. Arkadaşlar bu kadın büdü köfte gibi bir şey oldu yani. Gerçekten. Yeter mi bu kadar? Yeter. Tamam. Gayet güzel bir şey oldu. Arkadaşlar tadına baktım. Yani gerçekten güzel. Yani... Abi dişini kısma. Tamam babacığım ama ben konuşuyordum ondan dolayı kıstım. Yani gerçekten çok güzel olmuş tadı. Yani jambonlarla beraber etin pişmesi falan gerçekten. Yani şu an parça etleri yiyorum. Ama ona rağmen yani et çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ama ben çok acıktım. Artık evet. Kamerayı bir kenara koyup bence yemem lazım artık. Baki Bey kendinden geçti. Gerçekten çok güzel olmuş. Bakar mısınız? Ekmeği bile poşetle koydum hiç. Hani acele birine göre gerçekten çok güzel olmuş. Evet. Ahmet Han'ın tabağı niye yok? Çünkü Ahmet Han'ın tabağını balkona koydum soğusun diye. Hmm. Tabii ki benim oğlum önce çorbayla başlayacak.